tekrardan bir Best Friend Forever videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımda Kürşat Civan var. Yeter be! Yanındaki güzel adam. Var işte daha ben neyim ben Kürşat Civan. Yeter artık ya. Beni tanımıyorlar mı? Sen tanıyor musun benim kim olduğumu? Yeni tanıştım. Şimdi anlayacağım beni tanıştığım olduğunu. Yanlış anlayacağım. Kanka şimdi... İnce ince laflar. Laf sormaları bir kenara bırak yani. Şimdi şöyle... Konseptli biliyorsun. Soru sorarım, cevaplarsın falan filan fasofiso. Videoyu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bakalım Kürşat Civan'la birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Ben seni tanımıyorum ya. Ama seni çok seviyorum. İş. Hastayım sana. Ya ne demek ya? Bayılıyorum sana. Kanka ya. Sana iki tane bilmeme hakkı veriyorum sadece. Bak o kadar basit sorular sordum. Yakma beni. Beni gerçekten üzme. Of ya. Ama böyle oldu zaman ben sizce de. Soruyorum. Sırta verelim ki cevaplarımızı yazacağım. Ya yok sıkıntı yok. Tamam. Benim küçükken en çok oynadığım SmackDown karakteri kimdir? En çok oynadığım SmackDown karakteri. Yani büyüdüm hala oynuyorum. Hatta geçenlerde senin SmackDown oynarken biliyorsun. Evet, genel tamam. Karakteri oynamıştım. Tamam. Yazılışını bilmiyorum ama adamın ya. Böyle mi yazılıyor acaba? Dur, aa doğru yazıyor. Cena. Kaldırıyorum. Kaldırdım. John Cena. Bir şey söyleyeceğim. Oraya ne yazmışsın sen? Kanka, John Cena. John Cena. Yani şey bu Kırık Kale'de oturan bizim John amcanın şey Cena. Cena'lardan geliyor, doğru mu? Yani ben daha ne diyeyim ki sana ya. Vallahi billahi. Neyse tamam sıkıntı yok. Hatta doğru mu? Böyle. Evet doğru. You can see me. Beni asla göremezsin. Şimdi benim sorum gerçekten bak. Benimle alakalı çok güzel bir soru. Umarım bilemez de bak ben bir şey söyleyeyim. Bak nasıl sıra vururum. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben YouTube'a hangi yılda girdim? Çok eski girdin de yılını hatırlamıyorum. Dur bir saniye. Dön arkana yazıyorum. Abi tam tarih hatırlamıyorum ama. Abi yıl yazacağız. Yıl. Ben sana ay gün istedim mi? Yok. Tamam. Yıl yaz. Bekle şimdi. 2020'deyiz. Sen o tarafa doğru dönsen ben solam. Ben solam mı yazamıyorum. Şimdi 2020'deyiz. Kürşat bundan 5 sene önce de YouTube'daydın ben. 5 sene öncesine gidersen. Benim sorum hazır. Ben yazdım. İnşallah bilemezsin beni gerçekten üzersin. Şimdi Kürşat 5 sene öncesinde de YouTube videosu çekiyordum. Hatta adını söyledim mi kanka? Biliyorlar mı? Yok tamam söyleme tamam. Evet. Hatta adım var ha. Kanka tahmini yazacağım gerçekten. Tamam gerçekten tahmin et sıkıntı yok benim için. Doğru mu bildim? Gerçekten doğru. Doğru mu bildim? Vallahi. Çünkü şeyden hatırlıyorum, yemin ederim neyden hatırlıyorum. Ben bunu bilmen imkansız ama ya. Tahmin üzerine gittim çünkü bana 5 sene öncesine kadar da YouTube videosu çektiğini biliyorum. Ve ilk videolarında Kürşat çok... Hani o Beyblade... Anlatayım, aynen. Beyblade çevirdiğim bir YouTube videom var. Nasıl çocuk... yüklediğimi bilmiyorum. Aaa bildim bu arada! Gerçekten bildim, ben çok şaşırdım sana ya. Yok. İmkansızı başardım şu an. En zor soruyu cevapladım. Gerçekten seninle bir FF için bir adım ileri gittik. İkinci soru. Benim kendime alma hayali kurduğum araba markası. Çok kolay mı ya acaba? Allah'ım ben yine yazamayacağım şimdi. Böyle mi yazıyorsun? Hayır, ben kendime BMW'nin hatchback bir kasasını alma hayali kuruyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Daha bu hayali bir aydır kuruyorsun. Sana ilk, ulan ileride ne anlıyorsun ki? Ben kendime aslan mini cooper almam dedim.
Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gün dedim ki, bir ara basını almışsın dedim, dedi ki kanka dedi, küçücükte dedi mini kupır alırım kırmızı dedi. Ben de dedim ki, eski evini hatırla. Hatırla, ben hep derim ki bak, hep derim ki mini kupır bir kız arabasıdır. Ben o kadar kızsal bir arabaya binmem. Derim yani. Lafa bakar mısın? Sanki babamla oturup da babamla en iyi arkadaşım kim videosu çekiyorum ya. BMW'nin hatchback ne kasaydı ben bunu kasamayayım. Ne bileyim o ben. O şey bilmiyorum. Modelleri yok mu? Tatlı modelleri kötü bir. Onlardan güzel bir model çıkardı aslında. Teşekkür ederim. Ben soruma bakıyorum. Soruma bakıyorum. Yuan. Bir kızda aradığım karakteristik özellik. Bir kızda aradığım... Neyse özellikleri? Karakteristik özellik. Bir sürü var ki. Tamam. Yazabilirim. Bir tane değil, bir sürü yazabilirim. Tamam, biraz da... Hayır. İki tane yazmana şans veriyorum. İkisinden biri zaten orada sor ki. Hani şey gibi değil mi böyle işte yalan söylemesin, bilmem ne yapmasın. Evet. Yoksa fiziksel özellik. Fiziksel değil, karakteristik diyorum. Ha pardon, okey. İki tane hak verdin ama üç ya. Tamam, ben de iki tane yazdım zaten. Yani karakteristik özelliği. Bu dil aslında ya. Yaz artık, hadi yaz. Bir şey yazıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Buraya tamam dur. Şunu yazayım. Enerjik biri olması. Aa, niye söyledim ki? Ve yani bu bende kesinlikle vardır diye düşünüyorum. Daha yazayım mı? Yazayım. Bir tane daha hak veriyorum son. Of ya. Son bir hak daha, çabuk daha millet görecek hadi. Yanlışlarım elbette ki vardır diye düşünüyorum. Yani yanlışım yoktur. Bunlar özelliği vardır ama eksiktir büyük ihtimalle. 3. 2, 1. Ne yazdın? Samimiyet ve gerçek sevgi. Ben de yanlışım ki enerjik biri, samimiyetle eşdeğer ve sorumluluk sahibi. Gerçek sevgi değil. Farklı olaylar. Çok bambaşka iki olay yani. Birisi Adana, diğeri Urfa. Ama asla ikisi de Diyarbakır'da buluşmaz. Ne alaka? Ne önlümdeki. Ama tabii bunlar da var mı? Yalan söylemesin. Yalan söylemesin tabii ki de her insanda aradığım özellik onun için o değil yani. Bu sadece sevgili değil. Enerjik biri doğru. Sorumluluk sahibi o da doğru sayılabilir. Tamam. Onun için ama gene de yanlış. Ama aynı şeyi yazamadım. Evet, yanlış. Yanlış. Evet, bu sefer senden geliyor. Hazır mısın? Bomba yapacağım. Bomba yapacağım ya. En sevdiğim aksesuar. Oo, çok basit. Çok basit. Ne? Ben bilmiyorum. Kolye. Bu ne? Şu ne? Tek kullandığım aksesuar galiba. Gerçekten kolye. Bakın bugün bileklik taktım. Hiç sevdim. O yüzden en sevdiğim aksesuar bileklik. Gerçekten bileklik değil. Hayır değil, değil arkadaşlar. Mi? Gerçekten kolye takmayı çok seviyorum. Gerçekten. Çünkü ben bir keresinde sana kolye almıştım. O gözünde onu gördüm yani. Ne kadar sevindiğini biliyorum sana. Kolye ve aksesuar olarak flör takmayı yani. Ama flörü boynuma değil. Bileğime, ayağıma. Bak buralara falan bağlı. Aynen, kemeri yaptım ikine. Tam şu kısmına falan bağlıyor bazen. Hangi kısmı tam? Şimdi tam yani iki göbeğin birleşim kısmına. Evet. Kemer olarak kullanıyor çünkü kemer yok, fakir. Yanlış anlaşılmış. Alsana mı? Yok. Sorun geliyor, hazır mısın? Gelsin. Kendimden ödün vermediğim şey çok basit. Kendimden bunu nasıl tarif edeyim ki ya Kürşat? Biraz da sen bunu yaz al. Kendinden ödün vermediği şey. Evet. Şimdi bunu buraya yazacağım da yani. İki. Bir. Hoppa. Ben buraya destan yazdım. Neler yazdın? Kürşat'tan nelerden vazgeçmez. Sorumluluklarından vazgeçmez. Çok sorumsuz olsa da. Hayallerinden vazgeçmez. Arkadaşlarından vazgeçmez. Ve benden vazgeçmez. Çünkü beni çok seviyorsun. Evet. Seni gerçekten çok seviyorum. Yalan konuşma şimdi burada. Lan yalancı gözlerle bakma. Oo. O zaman soruma geçiyorum. Geçtim. Şu anda soruya geçtim. Soruyu... Akıp gelsin. Sağ ol. Sordum. Niye baktın öyle uzun? Düşünüyorum ben. Soru düşünüyorum. Hangi takımlıyım lan ben? Ben şimdi bunu kaldıracağım. Bir anda ekran bu renklere bürünecek. Bir, iki, üç. Adana Demir Linyit Spor. Bu ne ya? Seninle beraber bunun maçına gitmedik mi biz? Kürşat ya. Ne oldu? Kanka ya. Kanka ben seni...
Sen takım tutuyor muydun ki ya? Ben Fenerbahçe'm benim. Verecek sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim? Bir şey dedim delikanlı. Kaç defa Fenerbahçe izledin? Bak bana delikanlı ol, vallahi kızmayacağım. Vallahi izledim ama kaç defa izledin nereden geçmiş? Giden beri izliyorum yani arada denk geldim. Sana bir şey dedim mi? Delikanlıyım. 90 dakikanın 90'ını izlememişimdir. He. Kabul. Evet. Uzatmaları falan. Uzatmaları da izlememişsin sen. Kes lan sesini! Neyse tamam, daha fazla uzatmayacağım. Bunu zaten bilerek yaptım. Senin Fenerbahçeli olduğunu biliyordum. Yanlış anlamda sırf makara kakara kükür olsun gül yani birazcık. Gülmekten altını sıçayım diye yaptım. Evet, bir soru daha geliyor. Gerçekten çok izlemekten keyif aldım. En çok izlemekten keyif aldığım çizgi film karakteri. Hazır mısın? Yapayım mı onu? Hadi 3, 2, 1... Yapalım. 1, 2, 3... Peynir! Evet, peynir. Nasıl oldu? Çikolatalı? Çikolatalı sizlerle! Şu kenara bir yere koydum. Ne olur peynir koy, ne olur peynir. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim gerçekten Postun Hayal Dostlar Mekanı'nda bir tane çizgi film vardı. Orada peynir. Evet. Arkadaşlar bağırıyor. Bir de bana çok benziyor. Bana benzemiyor ama. Yemin ederim benziyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında otistik bir karaktermiş o, biliyor musun? Gerçekten. Gerçekten. Ve hala bana diyorsun ki sana benziyor. Ama otistik dedin abi önce. Üzgünüm. Hayat böyle. Son sorular. Son. Uğurlu rakam. Senin uğurlu rakam. Aynen. Senin ne olur rakamındır peki? Ooo bir dakika. Bir dakika. Doğru mu? Değil. 9 mu? 9. Nereden geliyor bu 9? Neyse abi bu nereden bir uğur verdi? Ya 99 doğumluyum. 99 kere maşallah. Tıp 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 falan. Oradan gelen bir 9 merak. Ulan böyle bir şey var mı ya? Nasıl uğurlu ama görüyor musun? Vallahi kafa yok. Doğmuşum lan doğmuşum. 99'da en büyük uğur bu. Doğmuşum lan doğmuşum. Dünyaya gelmişim. Daha büyük bir şans ve uğur var mı? E ben de 99 doğmuyum. Benim en uğur rakarım. Rakamım kaç? Benim en sevdiğim şey. Boşver. Neyse bir sonraki şey diyeceğim. Son. Son soruyu sor çocuğa. Bitiriyoruz. En sevdiğim dizi. Bunu da bilemezsen buradan çıkar giderim. Kanka doğru mu yazıyorsun? Bu değil mi? Kendi değil mi? En sevdiğim dizi dedi. Evet tamam. Tamam hep bunu izliyorum. Tamam sen onu yaz öyle kal. Bak şimdi ben buraya ne yazacağım ve senin gerçekten bak aklına ne geliyor? Dur bir saniye dur. Sen bunu gördüğün için bunu yazmıyorsun. Normalde buydu. Yok. Evet. Hadi lan! Evet. Telefonda gösterdiği cevaplarda Team Wolf yazıyor. Yani. Yani ben hayatımda Kurtlar Vadisi izlemedim yani. Kanka ödüm koptu burada. Kurtlar Vadisi bu arada. Team Wolf. 57. bölüm. 36. dakika. Kesinlikle bir yerde. 46. saniye. Acaba ne çıkacak lan? Her başlangıcın bir sonu vardır diyerek bu güzeller güzel videonun da sonuna geldik. Bu ama da... asla arkadaşlarımıza son vermiyoruz değil mi? Asla. Gel buraya. Aslanın önünde. Kürşat da sonuna kadar değil, sonsuza kadar arkadaşlar. Bu da buradan takdire olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.